Yoruldum koşmaktan ama sürdüklerin dilini boşlattılar. Diga boşlattılar. Neden davet bekleyemem Merkel'den? Yaşıyorum içinde Matrix. Bulanık her şey hiç net değil. Göz kapaklarım ağrar. Açmaya hiç yok mecalim. Yeni kamera. Nasıl çekiyor inan ben. Sana özel. Sana. Tamam eyvallah abi. Ne bu klasik pazarlama tarzı. Sana özel. Sana özel. Abi yok harbi sana. Bu arada cidden öyle. Ortam tatlı değil mi böyle tam müzik. Aynen. Rap yok ha. Aynen. Saat kaç kankalar? He? Saat kaç? Saat mi? Nerede oturuyorsunuz ki? Gözüne bir şeyler çarpıyor mu abi? Ne? Gözüne bir şeyler çarpıyor mu? Gözüme bir şeyler çarpıyor mu? Ay, Eyşan mı? Bunun kötü için ya. Uyumadım abi. Tamam. Nasıl abi, güzel çok, mi? Çok kötü. Değil. Çok kötü ya. Sinirlendin biraz. Yok sinirlendim. Ya abi nasıl ya? Kaliteli olsa belki sinirlenirdim. Abi kaliteli ya. Herkes öldürür sevdiğini. Sana bir hediye satsa Eyşan derdi bence ya. Böyle. Ama işte basit ilk akla gelen değil mi? Öyle, Eyşan, öyle bir hediye satmasın lütfen bana ya. Heyecan da. Bizde var heyecan. Nasıl abi? İyiyim değil mi abi? Çok fotoğrafı. Iyi. Eyvallah. Kanka. 20 milyon streamim var. Valla. Eyvallah. Şey, heyecana ilk çıktığında böyle şey tane vardı ya işte 50 Cent beatinde mi ne? Armalı, baba ben armalım. Arabesk rap değil aslında o bu arada. Yani o zaman çok keko geliyordu ama arabesk evet. Değil o yani. Ve mesela o arabesk rapçi dediklerimizin arasındaki en iyisi oydu ama. O dönemler değil mi? Evet evet böyle kahve yapıyordum ben yakalıyordum ben diyordum ki vay be falan. Onunla tanıştığımda ilk sorduğum soru oldu. Dedim ki lan dedim harbi dedim böyle bir adam mısın falan hani böyle şöyle. Dedi ki kanka ben dedi hiçbir şey içmiyorum. Dedi alkol de kullanmıyorum. Elinde çay vardı. Gece kulübünde gördüm bu arada öyle konuşuldu. Ondan sonra ben de dedim ki kanka içer misin hani alkol ısmarlamak istedim falan tanıştırdılar bizi. Gırgır var işte Keyşan Heyecan falan diye. Böyle yani denk gelince gırgır oldu hani tanıştırdılar evet, bizi. Evet. Ben de alkol ısmarladım dedim içer misin falan. Ondan sonra dedi ki kanka ben dedi hiçbir şey içmiyorum. Elinde çay var kanka. Gece öyle takıldın şaşırdın yani sen. Şey yani o sadece ona özel değil başka biri de yani gece kulübünde gecenin üçünde kanka herkesin kafası bir dünya millet sarhoş. Hani o da takılıyor ya yani görünce şaşırdım o sadece ona özel değil kim olsa şaşırırım. Ondan sonra ona demiştim o demiştim alkol bile içmiyor ya nasıl hani. Böyle aynen dedi ki kanka ama dedi benim büyüdüğüm halde herkes dedi bu anlattıklarımı yaşıyor. Yani ben yaşamıyorum ama dedi karşı komşum dedi öyle o. Öbürü dedi karşı mahalleden biri bonzaydan öldü. Öbürü aynen. bir şey yani dedi ki bizim mahalle öyle hani ben dedi mahallemi anlatıyorum. Dedim haklısın amına koyayım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyi seni sormalı. İyidir abi. Altı patlar son çıkardım. Evet son çıkardım. Arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Pare pare. Pare pare de son çıkan olduğunu düşünüyor. Evet öyle oldu kırptık. Abi altı patlar evet. Bayağı iyi verse. Eyvallah kanka. Abi kaç dakikada yazdın? 10. 10 dakikada. Belki. Abi çok iyi şarkıydı valla. Şarkıyı ben videomda dedim hani gerçekten kurtardı desem daha doğru olur. Ben bayağı beğendim. Şey zaten öyle bir başlık atmıştın ona benzer. Evet evet. Falan. Harbiden böyle. Şarkıdaki hype yükseltiyor. Ben abi şey düşündüm. Eyvallah. Acaba onların altında mı kalır? Çünkü sen hani trap yapıyordun falan biraz acaba geride kalmış mı diye düşündüm de. Yani şöyle kanka ben bir 5 sene falan müziğe ara vermiştim 4 sene falan. Evet. O 4 senelik arada sadece Tepkin'in galiba bir albümüne düet vermiştim. İşte Boogie ile beraber yapmıştık. Onun dışında bir şey yayınlamıyordum. İnsanlar da doğal olarak hani böyle 5-6 sene bir şey yayınlamayınca acaba geride mi kalmıştır falan diye. Ama ben bu dönemde tabii 50 tane şarkı yapmışımdır evde sürekli. Yani çok güncel olmayı seven biriyim ben. Hani rap müziğe sadece dümdüz rap yapmalıyız işte illa old school işte boom bap bir altyapı olmalı. Ondan sonra sürekli sokaklardan sürekli işte politik şeylerden bahsetmeliyiz. Sürekli sorunlardan bahsetmeliyiz gibi düşünmüyorum. Evet. O yüzden de kendimi çok güncel tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mesela bu drill muhabbetinde falan da çok arkadaşlarım çok diyordu oğlum sen yapsan acayip olur bak ha falan. Tam sendeki kafa. Çünkü drill bizde trapten biraz daha çok rap verse okuduğum bir durumu var mesela verse'lerinde drill'in yani böyle. Arkadaşlarımın da şikayet ettiği bir durum yayınlamama gibi bir problemim var. Yani çok biriktiriyorum. 20-30 tane şarkı oluyor. Onun arasından sonra yayınlıyorum falan son zamanlarda. Yakında çok şarkı duyacağız herhalde. Bayağı. Yani duyacağız evet kanka. Abi bu süreç nasıl oldu yani? Çakal Reçkol'lerle siz daha önceden tanışıyoruz tabii. Ben ilk daha onlar böyle tanıştığımda Pushed falan daha yeni çıkmıştı Çakal'ın. Hı-hı. Ondan sonra biliyorsun Ceyda ile bir ilişki yaşadılar falan. Yani ben doğal olarak da Ceyda benim çok yakın arkadaşım. Evet. Ondan sonra sürekli de görüşüyorduk, denk geliyorduk. Aynı ortamda oluyorduk. Sonra işte ne bileyim ilk Çeşme'deki ilk konserlerini yaptılar evet. Şeyde. Siz de Anıl Piyancı ile gitmiştiniz. Aynen Jolly Joker'da falan. Öyle de olunca o günde geri dönen Yeşil Oda biliyorsun İzmir'de. Evet. Çeşme'den de İzmir arası böyle bir saatte falan gidersin. Bir buçuk saatte arabayla. Biz de gece dedik ne yapalım stüdyoya dönelim İzmir'e hani gibisinden. Sonra stüdyoya döndük. Stüdyoya döndüğümüzde böyle bir tane beat açıldı falan. Hani direkt bu şeydir böyle ben
Hani 15 senedir rap yapıyorum. Evet. 16 sene olacak. 16 senedir aynı. Bir stüdyoya gidersin böyle. 4-5 tane rapçi bir araya gelince kesin evet. bir beat açılır. Evet. Falan kesin bir freestyle düşünülür olur. Falan bir şey oluyor yani. Öyle bir ortam oldu falan. Bir anda böyle oturup hadi şarkı yapalım. Sonra şarkı kaydedelim diye çıktı yani. Altı patlar. Bu beat'in ne oldu abi? Çalıntı falan. Yine bir açıklama yapıldı tabii de. Hani senin tarafından böyle insan çalıntı mıydı yoksa... Aha değil. Çok daha. Şöyle yani aynı beat'e yapılmış 10 tane falan şarkı var bu arada. Evet. Yani kim o zaman hani 10 tane varsa kim kimden çaldı ama hani ilk orijinali nedir? Böyle bir durum olmadığı için sample free çünkü. Ama biz beat'in yani sahibine gittik dedi ki hacım böyle böyle biz bu şarkının haklarını almak istiyoruz. Artık yani sen izin ver. Biz de bunu yayınlayalım. Senin haberin olsun. Okey. O da benim haberim var hacı. Fiyatı şu kadardır. Ederi şu kadardır. Bunları ne söylemeyeyim. Verdik işte. İngiltere'li oldukları için çok verdik. Emin ol. Bir de bakıyorlar milyon aylık dinleyicileri yani, var. Evet, öyle de oluyor. Ben mesela YouTube'dan bazen beat dinliyorum falan. Bakıyorum böyle evet, free abi. Beat. Beğeniyorum. Sonra beat'in sahibine işte Instagram'dan falan ulaşıyorum. Mesaj atıyorum. Ondan sonra yapalım bro tabii ki falan diyor. Ben de diyorum ateşlerim sana bir şeyler hani falan. Sonra nereden çıkacak şarkı Sony müzik? Hoppala çarp 1000 dolar olsun mu kanka? Oo. 2000 euro olsun mu hemen? Hani mesela onun adını duyunca değişiyor. Streamlere göre değişiyor tabii ki. Orada da değişti. Türkiye'deki ödenen paralara göre fazla para ödedik İngiltere'li oldukları için. Tabii abi orada daha fazla. Ama M6 ile beat'i yapan Yoshi galiba sample sahibi. İkisi aralarında olan bir olay yüzünden bizim şarkıya telif atıyorlar. Ama Yoshi'nin de haberi yok. Yoshi'nin menajeri atıyor. Ya kaldırtmadan mı? Cam geri açıldı. Ondan sonra tekrar başka biri attı. Bu mesela Spotify'a seninle oturmadan önce buraya baktık. Başka birisi yüklemiş. Evet, hani evet. gördük mesela. Onun gibi bir şey. Mesela bir kere kalkınca o böyle çorap söküğü gibi oluyor. Başka birisi yükleyebiliyor. Bir şey oluyor. Başka Aha. birisinin yüklediğini listeye alıyorlar. Spotify'ın algoritmasıyla alakalı bir sıkıntı galiba bu, bir bilmiyorum. Ama mesela YouTube'da var, şarkı kalktı 2-3 gün sonra falan geri geldi YouTube'a. Hala duruyor ama Spotify'da o süreç biraz daha yavaş oluyor Spotify'da evet o süreç abi. Yani. Mesela hafta sonları ulaşamıyorsun falan, hafta sonları onlar da izinli. Ben o kadar bilmiyorum, rapçi değilim. Aynen, yani siz daha iyi bilirsiniz. Yani hani şey, onlar bir şirket gibi düşündüğün için yani çalıştıkları evet. saat var, çalışmadıkları saat var. O yüzden o süreç biraz daha yavaş işliyor yani. Abi şey soracağım, sen zamanında trap öncülerinden diyeyim. Türkçe rapte baya abi linç yedin. Ulan bu nasıl söz, bu nasıl beatler? Şimdi yeni nesil rapçileri de aynı yorumlar yapılıyor. Mesela senin açından sen ne düşünüyorsun? Hani çok lirikalite önemli mi? Senin için önemli olan şey ne mesela? Çok merak ediyorum. Yani lirikalite benim için çok önemli değil. Önemli tabii ki ama çok önemli değil. Çok ben müziğin dinlediğimde beni o an keyif vermesini istediğimde keyif veriyorsa benim için okey. Hangi dilde olduğu ya da bana ne anlattığı önemli değil. Sound olarak dinlemek istediğim zaman yani bir sound ya bir müzik ya bir ses dosyası dinleyeceğim. Hissiyatı önemli. Evet bana hissettirdi ya da eğlendirsin, beni üzsün biraz. Yani çünkü üzerinde vokal olmayan birçok şarkıda da duygulanabilirsin ya da işte neşelenebilirsin. Tamamen önemsiz demiyorum. Çünkü bazen de gerçekten anlamak, dinlemek istediğim şeyler kendi oluyor. Anlamak evet falan. Anlamak istediğim şeyler oluyor bazı rapler. Mesela onu da açıp böyle anlamlarını falan dinlerken böyle oha falan olmak da istiyorum tabii ki ya. Yani nabzına göre ben ayırt etmiyorum. Peki Keyşan'ın Türkçe rap'teki ilk üçü? Türkçe rap yapan mı? Türkçe rap'teki ilk üçü. İlk üçüm. Aranan Adam 2 albümünü yaparken de değişmedi. Hala da değişme. O zaman da söylemiştim. Sound olarak ya müzik yaparken kafalarımız birbirine benzediği için söylüyorum bunu. Bir Fero olur. Fero. Evet. İki Kont olur. Üç Anıl olur. Onlarla da şarkı yaptın zaten. Evet, ya onu diyorum ya hani dinlemek diyorsan yani biz bir nasıl anlatılabilir ki? Şöyle Türkçe rap çok dinlemiyorum ben. Türkçe rap yapan rapçiler de çok Türkçe rap dinlemiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Birbirlerinin işlerine ne çıkmıştır diye bakıyorlar. Ama onun dışında daha çok global sanatçıları takip ediyoruz. Yani. Kimler mesela? Ben mesela Samur Cem'i çok dinlerim. Çok takip Samur ederim mesela. Çok dinlerimden daha çok takip ederim hani. Daha çok beat dinliyorum ben. İçeride de söylemiştim sana. Evet. Beat dinlemeye bayılıyorum. Beat çok dinliyorum. Bir gün içerisinde böyle 50 tane 60 tane beat dinliyorum yeni. YouTube'da böyle YouTube çöplüğünde böyle çöplüğünde free beatlere bakıyorsun. Evet bakıyorum çünkü mesela Berkay'la oturup yapmamız da çok hızlı bir süreç bizim ve Aha. gerçekten çok iyi anlaşıyoruz ikili olarak. Şimdi zaten kapı komşum oldu. Beraber Abi komşu öyle. Aynen yan yana oturuyoruz. Aynı binada yan daireme taşındı falan. İyi oldu denk. Nerede oturuyorsunuz diye soruyorum. Yani Kadıköy'de de işte gerisini vermeyin. Neyse. Şarkıları yazma sürecin genelde ne kadar sürüyor ben merak ediyorum mesela. Kanka benim genelde hızlı. Direkt not yazıyor musun yoksa telefonla mı? Yok ben kalem kağıt kullanıyorum. Telefonu kalem, asla yazamıyorum. Klavyeyi de yazamıyorum asla. Onu beceremedim yani. Çok zorda kalırsam yazarım tabii ki ama tercih etmiyorum. 8 döneminden mesela ben öyle keşfettim abi. Anıl Piyancı, Ayı Sezen, evet. Çakal Reçkor. Ice ya hani normalde. Ice derim abi ya. Biz bunun gırgırı var bizde. Freestyle King 2'de galiba Sercan'ın aldığı.
Orada sunucu sürekli ayıs geliyor. Abi, ayıs geliyor. Sen öyle zannettin değil mi? Yok bizim aynen ben sen takip kendi aramızda bir gırgır o mesela. Biz öyle yapıyorduk eskiden. Ayıs geliyor. Ayıs ezen. Bir araya gelme olabilir mi? Yani o zaten çok uzakta artık. Bayağı acaba imkanı tekrar, yok yani. Evet Türkiye ile buluşması gibi imkanı olur mu? O tartışılır. Yani bir yüz yüze oturmak bile zordur hani. Yani oturulur o konu o değil. Bizim ya biz nasıl anlatayım bizim geçmişimiz onunla çok başka çok farklı olduğu için biz beraber başladık müzik yapmaya. Beraber kovaladık zamanında birçok şeyi. Ama belli bir süre sonra yollarımız ayrıldı. Niye ama, abi? Niye diye sormalıyım. Niyesini anlatamam. Çok ciddi saçma özel sebepler. Okay. Ama şey yani küs değiliz. Çünkü biz gerçekten birbirimizin annesini anne diyen insanlardık. Hani biz beraber büyüdük. O yüzden de tabii ki bir küslük olamaz. Anladın mı? Birbirimize harbiden çok büyük bir böyle gaddarlık yapmadığımız sürece bir küslük olamaz. Ama eskisinden çok daha az... Samimi değilsiniz. Evet, çok daha az görüşüyoruz. Çok daha az konuşuyoruz yani. Çünkü onun da arkadaş ortamı artık değişti. Benim de arkadaş ortamım değişti. Yoksa bir problem olduğundan değil yani. Tabii ki oturulur, görüşülür falan yani. Ya müzik dışında Keyşan ne yapar? Çok sosyal biri değildir öncelikle. Spor yapar mı? Spor eskiden çok yapardı. Yıllarca futbol oynadım. Futbol? Evet. Hangi mevki abi? Sağa çıktım. Sağa çık. Aynen. Şeyde S, yumuşak G, K. S, yumuşak G. Ne abi? Şey FIFA'daki sağ açık şeyini söyledim sana. Ha evet evet. Öyle kodlayınca ben dedim. Senelerce futbol oynadım. Yani spor geçmişim var ama sorsan 5-6 senedir hiç aktif spor yapmadım. Yani bir 3-4 sene önce şey vardı bizim bir WhatsApp grubumuz vardı işte Anıl vardı. Grogi falan var. İzmir'deki bizim rapçi tayfa. Evet, evet. Bir de işte ne bileyim ya, görüntü işleriyle uğraşan birkaç arkadaşımız, işte Photoshopçu birkaç arkadaşımız falan böyle bir grubumuz vardı. Halı saha maçı yapıyorduk her cuma ya da her cumartesi. Mesela öyle bir etkinliğimiz vardı 2-3 sene önce en son. O da yalan oldu. Hepimiz başka başka yerlere taşındık falan. Daha da zor oluyor bir de. Ben dedim herhalde şey diyeceksin, sakatlık geçirdim hani klasik olur ya. Ha yok kanka sonra saldık. Yani günlük hayatında çok evcimen, evimde oturan genelde. Okey abi, Anıl Piyancı ile bir feat gelir mi? Diyeceğim de. Anıl Piyancı ile albüm geliyor işte. Albüm ne zaman abi? Belirlediniz mi? Şöyle biz albümü bitirdik. Yani böyle son hani böyle son oralarıyla buralarıyla oynaması kaldı. Mix Mastering'e gidecek. Ama 12 şarkı hazırladık. Sadece Anıl Piyancı ile mi yoksa başka? Başka düetler de olacak içinde. Şimdi söylemeyeyim onları tam. Tam netleşmeden çünkü. Ben tahmin edebilirim ama. Yani birkaç isim var yani. 3-4 de olabilir. O yüzden diyorum. Belki 1 olur. Belli olmaz yani. 12 tane şarkı. 12 tane şarkı var Anıl Piyancı ve benim içinde olduğu kesin olan 12 şarkı var. Birincisi Pare Pare'ydi zaten. Evet. O albümden. Şimdi Kuşku diye bir şarkı yayınlayacağız. Kuşku. Evet, bir de ne bakıyorsun diktik de var. Bana diktik bakma. Bana ne bakıyorsun dayıyla yanaş oldu. Aynen aynen zaten. Benzer vibe'lar var. Esprisi o zaten. Sound da çok benziyor birbirine. Bunda biraz daha rap var ama mesela. Orada daha çok zamanı şartlarına göre yapmıştık şarkıyı. Şimdi daha sevdiğim sağlam bir sound oldu. Böyle bir süre hani şarkıları böyle tek tek verip son zamanda da kliplerle beraber albümü koyma düşüncemiz var. Evet, peki ilk şarkı sonra ne zaman çıkar? Klipli falan diye düşünüyorum. İşte Pare Pare çıktı. Kuşku da klipli çıkmayacak. Ondan sonraki süreç galiba klipli şarkılar olacak. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tekrardan teşekkür ederim abi konuk olduğundan dolayı. Rica ederim. Videoya kaç like gelir abi sence? 3000. Ortalama şeyin ne peki? Abi ortalama 2000 en az diyeyim. 2000, 5000 istiyoruz. 5000 istiyoruz abi. Buna 5000 istiyoruz. Evet abi bu kadar da kalkalım. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Gidiyoruz.